26 Şubat Pazartesi yeni haftanın ilk işlem gününden herkese mutlu sabahlar. Ben Büşra Bingöl. Bugün Cenk Akyoldaş'la birlikte yeni haftanın öne çıkan gelişmelerini birlikte değerlendiriyor ve ele alıyor olacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bu hafta içi hem yurt içi hem global piyasalar için çok kritik veriler bizleri bekliyor. Evet. Yarın sabah Japonya, cuma günü Euro bölgesi enflasyon oranlarını karşılarken, perşembe günü Almanya tarafından ve cuma günü Euro bölgesi ve Japonya cephesinden yine istihdam oranlarını karşılıyor olacağız. Gayri safi yurt içi hasıla için ise çarşamba günü de ABD tarafından, perşembe günü de yurt içerisinden büyüme rakamlarını karşılıyor olacağız. Yani diyebiliriz ki bu hafta içi enflasyon, istihdam ve büyüme rakamları açısından oldukça önemli olacak. Bugün de saat akşam 6'da yeni konut satışları ABD tarafından, daha sonra Dallas FED İmalat Sanayi Endeksi ve yine saat akşam 7'de de ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasını takip ediyor olacağız hocam. Küresel taraftan yurt içerisine geçelim eğer uygun görürseniz. Tabii. O yüzden her hafta başlangıcı yaptığımız gibi küresel fon akışlarıyla ilgili değerlendirmelerimizi yapalım. Yani baktığımız zaman şunu söylemek mümkün. Bono piyasasına geçtiğimiz hafta bir giriş olduğunu global tarafta söylemek mümkün. Özellikle para piyasası fonlarından çıkışın kayda değer şekilde olduğunu da söylemek çok mümkün değil. Sınırlı bir haftayla karşı karşıya kalmışız geçtiğimiz haftaya sınırlandırdığımızda. Şöyle geçtiğimiz son 4 haftayı değerlendirdiğimizde genellikle ortalamanın altına giden bir süreçte karşı karşıya olduğumuzu belirtelim. Bono piyasası ön plana çıkmış. 4.30'lara özellikle tahvil piyasasının gelmesiyle beraber Amerika'da bir alım fırsatı olarak görüldüğünü söylemek mümkün. Bu hafta yeni ihaleler var. O ihalelere göre biraz daha şekillenecek bir piyasadan bahsedebiliriz. ABD tahvil piyasası için kritik eşik 10 yıllık tarafta için değerlendirdiğimizde 4.1950 olduğunu belirtelim. 2 yıllık tahvil içinde kritik eşiğimizin 4.60 olduğunu belirtelim, 4.50 olduğunu belirtelim. Bu iki nokta kritik bölge olduğunu hatırlamakta fayda var. Eğer bu bölgenin ötesine geçecekse bir yeni haber akışlarına ihtiyacımız olduğunu, yeni beklentinin oluşması gerektiğini söylemek lazım. Bunu da getirecek unsurlardan bir tanesi PC verisi olabilir. PC verisinden gelecek haber akışları, çekirdekli kişisel tüketim harcamaları verisi Amerika tarafında. Eğer orada bir pozitif bir seyir gerçekleşirse, negatif bir seyir beklentisi olduğunu hatırlatalım. Beklentilerden daha, yani beklentiye baktığımız zaman geçtiğimiz veriye göre daha yukarıda bir veriyle karşı karşıya kalacağımızı söyleyebiliriz. Şunu söyleyelim hemen net. PC tarafında çekirdek tarafta 2.9'dan yıllık tarafta 2.8'e düşüş beklentisi var. Ama aylık tarafta baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. 0.2'den 0.4'e yükseliş beklentisi var. Aylık tarafta bir yukarı doğru gidiş beklentisi biraz can sıkıcı olduğunu belirtelim. Yine dönüp çekirdek tarafa baktığımız, pardon, normal tarafa, manşet tarafa baktığımız zaman oradaki de düşüşün devam etmesi beklentisi söz konusu. 2.6'dan 2.4'e geri çekilmesi beklentisi var ama orada da aylık bazdaki rakamın 0.2'den 0.3'e çıkması beklentisini getiriyor. Aylık taraftaki, yıllık taraftaki düşüşler evet kabul ama aylık taraftaki böyle hafif kafayı yukarı kaldırma can sıkıcı olarak okunmakta piyasa tarafında. Bunun etkisi bakalım nasıl olacak? Hakikaten bunu daha iyi verilerle karşı karşıya kalacağız? Daha derin verilerle mi karşı karşıya kalacağız? Bu bizim piyasadaki gelişmeleri tetikletecek ana unsurlardan birisi olabilir. Öte yandan gelişmekte olan piyasalar tarafına da dönüp baktığımızda fon girişleri açısından değerlendirdiğimizde şunu söyleyebiliriz. Tahvil piyasasında daha derin satışlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 1.1 milyar dolarlık bir satışa işaret ederken hisse senetli tarafında daha sınırlı bir girişten bahsedebiliriz. Bir önceki haftaya göre hemen hemen yarısı kadar bir giriş ile karşı karşıya kalmışız. Yaklaşık 250 milyon dolar civarında bir girişten bahsediyoruz. Çok böyle kırılgan bir etki yarattığını belirtemeyiz. Yılbaşından bu yana geçen süreçinden değerlendirdiğimizde aslında yılın ilk 5 haftasında satış tarafında olan hisse senetleri tarafının son 2 haftadır hatta son 3 haftadır yavaş yavaş pozitife dönmeye başladığını görüyoruz. Bu da bizim için sevindirici bir gelişme olarak okunmalı diyebilirim.
Peki geçen haftalarda Nvidia'nın bilançosunu karşılamıştık hocam. Ona ilişkin bir grafiğimiz var. Nvidia'nın değeri 11 ülke hariç tüm ülkelerin gayri milli hasılarını geçmiş bulunmakta. Değerlendirmeniz bu noktada alacağım. Şimdi hesaplamalara göre ürettiği yapay zeka çipleriyle 5 yılda ABD'nin en büyük 3. şirketi haline geldi aslında bakıma Nvidia. Yenisi çipleriyle de süreci devam ettirebilirse eğer ki şirketin değerini 2 trilyon dolara kadar taşıyabileceği de hesaplanmış oldu. Yapay zeka patlaması ne kadar sürebileceği tabii ki yine gündemde oldukça şüpheyle öne çıkıyor. Şimdi hocam birlikte bir kıyaslama yapalım istiyorum. Nvidia'nın piyasa değeri Intel'i büyük ölçüde geri bıraktı. Evet. Geri dönüp baktığımızda Nvidia'nın bugünkü noktaya gelmesi aslında yine epey bir zaman aldı gibi görünüyor. Ama hikayenin gelişimini görmek için de bu verinin bir görselleştirmesini izleyelim, yönetmemizden rica edelim. Eğer şu anda hazırsa videomuz alabiliriz. İzleyelim hocam. Evet hocam, Nvidia tarafını nasıl değerlendirirsiniz? Intel ile Nvidia yine ortak noktada ileriki zamanlarda buluşacak mı dersiniz? Intel çok önemli bir oyuncuydu. Çok uzun süre liderliği hep sektöründe ön planda taşınmıştı. Birincilik açık ara öndeydi. Nvidia özellikle Bitcoin madenciliğiyle başlayan bir süreçte kendi kartlarının ön plana çıkartması biraz daha ataklanmaya başladı. Özellikle son dönemdeki bu büyük rally'nin arkasında yatan hikayesi de AI çipleri, yapay zekada kullanılan çipler konusunda ön plana çıkıyor olması, ekran kartlarında da önemli bir oyuncu olmasını getirdiği etkiyle beraber ikisi birleşince bir anda seyri başka bir boyuta taşınmış vaziyette. Son dönemdeki bu çılgın yükselişin arkasında yatan biraz daha dinamiklere bakmak lazım. Aslında burada da daha başka grafiklerimiz de var. Senin bahsettiğin gayri safi yurt dışı hasılalar sıralaması 12. sıraya kadar gelmiş vaziyette. Ülkelerin bir yılda yaptığı hasılayla Nvidia'nın şu anki piyasa değerini kıyasladığımız zaman bir gösterge gibi bakılabilir 12. sırada olması. 2024 yılındaki Nvidia'nın dünyadaki diğer şirketlerindeki piyasa değeri kazanımlarıyla kıyasladığımız zaman tabii ki açık ara birinci olduğunu görüyoruz. Nvidia'nın 740 milyar dolarlık yılbaşından bu yana piyasa değerinde bir artıştan bahsetmemiz mümkün. Bu da yaklaşık olarak son seyre bakarsak %80'lik bir artışı işaret ettiğini belirtelim. Ona en yakın rakamlardan Meta platformu 330 milyar dolarlık bir artış kaydetmiş piyasa değeri açısından. Yine baktığımız zaman Microsoft tarafı 264 milyar dolarlık bir artışa işaret etmiş. Amazon 243 milyar dolarlık bir artış görmüş.
Lilly & Co 178 milyar dolar, Berkshire Hathaway'in 124 milyar dolar. Bu tabloda tek bir tane kırmızı şirket var. O da Suudi Arabistan Oil Company dediğimiz Aramco'nun olduğunu belirtelim. Petrol şirketi. Yaklaşık olarak değerinde 65 milyar dolarlık bir erime olduğunu hatırlatalım. Sonuçta bu 65 milyar dolarlık erimeden bahsettiğimiz seyir, şunu da söylemek lazım, dünyanın en değerli üçüncü firması olduğunu görüyoruz Aramco'nun. Birinci sırada Microsoft'u görüyoruz, 3 trilyon 58 milyar dolarla. Apple ikinci sırada 2 trilyon 847 milyar dolarla. Suudi Aramco'nun 2 trilyon 65 milyar dolarla olduğunu, Nvidia'nın da 2 trilyon dolar sınırına yaklaştığını, kapanış olarak da 1 trilyon 963 milyarda olduğunu görüyoruz. Şu anda klasmanda 4. sıraya gelmiş vaziyette. Peki Nvidia'yı buraya taşıyan finansallarla ilgili bir seyrimiz var. Ona da bakıp o tabloya da baktığımız zaman gelirlerindeki artış ve net gelirinde, karındaki artışı kıyasladığımız zaman buraya bu fiyatlamalara net bizi taşımış diye değerlendirdiğimizde şöyle baktığımız zaman 2022'nin ikinci çeyreğindeki gelirleri, çeyreklik bazdaki gelirlerine baktığımız zaman 6.7 milyar dolarlık bir çeyreklik geliri varken net karı 700 milyon dolarmış. Daha sonra seyre bakıyoruz, hemen 5.9 yine 700 milyon dolar. Yani aslında 2022'yi değer, 2023'ü ortasına kadar geçen süre değerlendirdiğimiz zaman 4 çeyreğe baktığımızda ortalama evet bir toparlanma var. Bir aslında 6 ile 7 milyar dolar arasında gidip gelen bir cirodan bahsetmemiz mümkün. Net kârı ise 1 milyar dolar civarında bir rakamda. Daha sonrasında bir hikaye patlıyor. Yani bu bahsettiğimiz AI'nin bilanço üzerindeki etkisi net şekilde etkilediğini söylemek mümkün. Bunun en güzel beklentisi de 2023 yılında içindeki artışlardaki ivmenin kuvvetine bakarsan 7.2'den 13.5'a, 13.5'dan 18.1'e, 18.1'den 22.1'e doğru çeyreklik bazlı artışlar var. Ve bir de bunun karlılık üzerindeki pozitif etkisini görürsem 700 milyon dolarlar karlardan bahsederken çeyreklik bazda biz 6 milyar dolarlar, 9 milyar dolarlar, 12 milyar dolarlık bir çeyrekte kar etmeye başladığını görüyoruz. Ve 2024 projeksiyonlarında hatta 2025'e de sarkıttığımız zaman bu ivmenin devam etmesi beklentisi söz konusu ve işte 2024'ün birinci çeyreğinde 22.2 milyar, ikinci çeyreğinde 23.7, üçüncü çeyreğinde 25.6, dördüncü çeyreğinde de 27.4 milyar dolar cirolar hedeflerken karının çeyreklik bazda 13 milyar dolar sınırını aşması beklentisi söz konusu. Bunlar da tabii önden fiyatlandığını net şekilde gösteriyor. Çeyreklik bazdaki kar artışı nereden bakarsan bak. Bundan 1,5 sene öncesine döndüğümüz zamanki, 2 sene öncesine döndüğümüz zamanki rakamların neredeyse 20 katını bulan bir rakamlardan bahsediyoruz. Bu da fiyatlama üzerinde ekstrem bir hareketi getirmiş oldu, net şekilde görülüyor. Yani bu fiyatlama arkasında bir hikaye, karlılık tarafında, gelirler tarafında, karlılık tarafında bir artışın olduğu net şekilde görülmekte. Görüyoruz grafikten oldukça güçlü, son yıllara doğru bir artış söz konusu hocam. Peki buradan S&P 500 endeksinin seyrine dönelim. Geçen hafta konuşmuştuk, bu haftayı nasıl değerlendirirsiniz diye soracağım. Çünkü baktığımızda S&P 500 tarafına geçen hafta ilk kez 5100 üstünü gördük ki 4700'den 4900'e çıkmak aslında 810 gün kadarlık bir süre zarfı aldı hocam, ama 4900'den 5100'e çıkmak sadece 30 günlük yine bir süre zarfı içerisindeydi. Bir aylık bir süre zaman aldı. Bu haftayı nasıl beklersiniz, ya da S&P 500 endeksteki seyri 5100'ler üzerinde yine devamını bekler misiniz? Çünkü geçen günler aracı kurumların da beklentisini almıştık, değerlendirmiştik birlikte. Nasıl yorumunuz bu konuda? Şimdi burada baktığımız zaman tabii S&P 500'ün performansı açısından güncellemelerin gelmeye başladığını görüyoruz. Şimdi yıl sonu için beklentilerde kar büyümelerine %10'luk bir rakama doğru evrildi. 9.4'lerden 10'a doğru taşındığını hatırlatalım. 2022 birinci çeyreğinden bu yana en kuvvetli artış dönemi olduğunu belirtelim. Bu önemli. Tabii ki enflasyondaki düşüşün devam edici, kalıcı olduğunu görülmesi ve bununla paralelinde faizin indirildiği bir ortamın oluşması hisse senetleri tarafını destekleyecektir. Özellikle biliyorsun hisse senetleri piyasasında Amerika'daki hikayeyi değerlendirdiğimiz zaman şirketlerin buyback dediğimiz geri alım programları çok önemlidir. Bu geri alım programları uygulamalarında da
özellikle şirketin karının iyi olduğu dönemlerde hem fiyatı diri tutmak hem de temettünün dışarı kaçmasını önlemek adına aksiyon alıyor şirketler. Bunu yapabilmeleri için de şirketler hem karlarından, mevcut dağıtılabilir karlarından bir kısmını bu işe ayırdıklarını, bir de bankalardan, şimdi sizin temettü geliriniz ödeyeceğiniz faizden daha yüksekse aradaki arbitrajı kullanmak için kredi kullanırız. Şu anki mekanizmada bu çok fazla çalışır nitelikte değil. Eğer faizlerde sert bir geri çekilme yaşanabilir ise tekrardan bu mekanizmanın hayata geçme durumu söz konusu olacaktır. O zaman belki başka, yani işte yani 5200 ile 5400 arasında değişen hedefler var ya, o hedeflerin değişmesi beklenebilir. Şimdi burada şu dikkat çekici tabii, bir başka hikayeye de baktığımız zaman 12 aylık ortalama hisse başı kar beklentisi noktasına değerlendirdiğimiz zaman şu anda rakipleri cinsinden Avrupa ile Japonya'yı kıyasladığımız zaman, yani Amerika üçünü bir araya koyduğumuz zaman Amerika'daki çarpanların oldukça yüksek kaldığını söyleyebiliriz. Şu anki çarpanlar hemen hemen 22 civarında olduğunu hatırlatalım. Tarihi ortalamalar 15.7'lerde olduğunu belirtelim. S&P 500 adına konuşursak ileri yönelik bu çarpanlar noktasında tabii ki bu yüksek olmasına rağmen, şimdi Japonya ile ya da Avrupa bölgesiyle kıyasladığımız zaman Japonya'da 10 yıllık rakamlarda olduğumuzu hatırlatalım. Oldukça aşağıda bir bölgede olduğunu, en aşağıda Japonya'yı görüyoruz. Bunun dışında o noktada da 2022 verileri. 2024'te Japonya'da biliyorsun bir toparlanma içinde hisse senetleri piyasası son 30 yılın rekorlarını kırıyor. Yeni zirveler test etmeye başladı. Bu daha önce neden Japonya bu sarmaldan çıkamıyor? Eski zirve, 30 yıl önceki zirvesini daha yeni görebiliyordu. Buradaki borç ve deflasyonist bir yapının oluştuğu, borç deflasyon rasyosundan kaynaklanan bir sıkışma vardı. Bundan ötürü de fiyatlamalar istenilen performans sergilemiyordu ve bu dönem içinde ciddi şekilde devlet kaynaklı, Japon borç kaynaklı fonlarla piyasanın desteklendiğini görmüştük bu süreçte. Şimdi tekrardan enflasyonist döneme başladığı bir yapının oluştuğu, bu sarmaldan çıkılmaya başladığın, ultra gevşek bir para politikası uyguluyorlar, teknik resesyonda olmalarına rağmen hala piyasa için iyimser beklentilerin olduğunu söylemek mümkün ama çarpanların hala oldukça aşağıda bir bölgede fiyatlandığını hatırlatalım. Burada Avrupa bölgesinde baktığımız zaman Avrupa'da da bir resesyon beklentisi olduğu biliniyor. Aradaki fark bu Amerika ile açılması, bir de yatırımcı karakterinden de kaynaklandığını belirtmek isterim. Yatırımcı karakteri Amerika'da ciddi bir hisse senedi tutma oranı olduğunu biliyoruz ve ekonomide daha çok hisse senedi piyasasına dayalı bir dinamiğe sahip olduğunu hatırlatalım. Şu an bahsettiğimiz çarpanlar, yüksek bir çarpanlardan bahsetmemize rağmen tarihi ortalamalar açısından en zirve olarak değerlendirdiğimiz 99-2000, işte dot-com kriz dönemiyle kıyasladığımız zaman ya da 2020 pandemi sonrasındaki fiyat kazanç oranlarının eriştiği zirve bölge olan 24 seviyesinden hala uzakta olduğunu belirtelim. Yüksek fiyatlardan bahsetmemize rağmen bunu bu şekilde okuyabiliriz. Öte yandan tabii piyasa ile ilgili S&P ile ilişkiyi kurarken biliyorsun iki unsur önemli. Demin de bahsettiğim gibi faiz ve hisse senetleri arasındaki denklemi kurduğumuz zaman son dönemde tahvil faizlerine gelen satışla beraber 4.30'ların üzerini zorlayan bir yapı oluşmuştu. Buna rağmen hisse senetleri piyasası yıkılmadı ve yukarı doğru gitmeye, rekorlarını sürdürmeye devam etti. Bunun temelinde hala ileride faizlerin ineceği beklentisi olduğunu belirtelim. Normalde bu geçici bir fiyatlama olarak değerlendirilmeye çalışılıyor. Ekonominin hala güçlü olduğunu, ekonomi dinamiklerinin yumuşak inişe işaret eder nitelikte olduğu beklentisi hisse senetleri fiyatlamasında önemli bir unsur olarak karşımıza çıktığını hatırlatalım. Normal koşullarda tahvil faizlerindeki bu yükselişin devam ediyor olması, hatta şöyle resim bir tane grafimize stocks versus yields diye getiriler ve hisse performansları kıyasladığımız zaman burada dikkat çekici unsur şu, turuncuyla gözüken tahvil faizleri, maviyle gözüken de hisse senetleri performansı S&P'nin olduğunu belirtelim. Farkındaysan 5'leri zorladığı noktada tahvil faizlerinin tepeyi bulduğu nokta S&P'nin de dibi bulduğu noktaya işaret ediyor. Ne zaman tahvil faizleri aşağı doğru gelmiyor, S&P 500 yukarı doğru gidiyor. Son dönemde tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen
hisse senetlerinin buna direnç göstermesi ve yukarı yönde ivme göstermesi dikkat çekici olduğunu belirtmek lazım. Bu sürdürülebilir mi? Sürdürülebilir olması için hisse senetleri tarafındaki sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tahvil faizlerinin tekrardan aşağıya, 4'lerin altına doğru geliyor olması lazım. Bunun önünde en büyük engel ilk önce 4.19-4.20 bölgesinin kırılması lazım tahvil faizleri noktasında. Eğer o bölgeyi kırabilirse o zaman hisse senetlerindeki hareketin daha kalıcı olmaya devam ettiğini göreceğiz. Ama yok, biz 4.30'ları zorlar, 4.40'lara giden bir tahvil faizleri görürsek ve bu faiz indirimleri hikayesi ötelenmeye devam eder, daha ileri boyutlara giderse, gelecek olan istihdam piyasasındaki verilerin kuvvetliliği, keza baktığın zaman enflasyondaki rakamların sıkı duruşu, geri çekilme, devaşlama, aylık bazdaki rakamlarda yukarı doğru beklentilerin gelmesi gibi unsurlar olsa, işte bu haftaki PC'deki aylık bazdaki rakam, yani yıllıkta aşağı geliyor ama aylıkta sıkıntı oluşmaya başlamış vaziyette. Bu bir ay, iki ay tölere edilebilir ama üçüncü ayda da tekrardan yukarı yönlü bir rakam görürsek çekirdek tarafta, o zaman piyasa buna çok fazla dayanamaz ve bu da bir kırılmaya sebebiyet verebilir. Sınırlı yükselişe işaret etme potansiyeli getirir bizim adımıza. Öte yandan yine bir araştırma var. Burada Amerika'dan hisse senedi yatırımcılarının ellerinde tutuyor. Hisse senedi yatırımcıları ve kar amaçlı olmayan organizasyonların ellerinde bulundurdukları hisse senedi oranlarına baktığımız zaman ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Hemen hemen tepe bölgeler yakın seviyelerde, %40'lı seviyelerin üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Kurumsal yatırımcının dışında kalan bu yapı olduğunu belirtelim. Bunun tarihi ortalama cinsinden baktığımız zaman ABD'de son 35 yılda hisse senetlerinin getirisi yıllık bazda ortalama %11 olmuş. Tahvil bono piyasasının getirisinin yaklaşık olarak 2 katından fazla. Bu da insanların duruşunu değiştirmeme yönünde hareket ettirdiklerini. Bir başka grafiğimiz de var. Schroeder's'ın hazırlamış olduğu bir grafik. Schroeder's'ın hazırladığı grafiğe baktığımız zaman burada da iki tane bir yani yatırımcının davranışına göre iki tane grafik çizilmiş. Buradaki grafiklerden birisi bir hisse senetleri piyasasında zirve görüldüğü ay nakde geçip bir önceki ay zirveyi gördünüz, nakde geçtiniz, beklediniz şeklinde bir yatırım ve de sürekli içinde kaldığınız bir yatırım şeklinde olduğunuz takdirde 1926'dan bugüne getirilmiş bu grafik. Evet. Bu grafiğe baktığımız zaman yaklaşık olarak 85 bin dolarlık bir getiriye işaret ediyor. Hep hisse senedinde kalanların. Ama işte zirveyi gördük, kârı alalım, cebimize koyalım, içeride sonra tekrar gireriz diye hareket ettiğiniz takdirdeki getiriye baktığımız zaman burada da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen 8.790 dolarlık bir rakama işaret ettiğini söylemek mümkün. Bu da dikkat çekici bir unsur olduğunu belirtelim. Bütün bu 85 bin doları enflasyondan arındırılmış halde değerlendirdiğimiz zaman da yaklaşık olarak bir 15.135 dolarlık bir veriye de ulaşıldığını belirtelim. Bu da tüm zamanların en yüksek verisi olduğunu belirtmek gerekli. Şimdi veri bazlı gidiyoruz hocam. Geçtiğimiz hafta mevcut veri satışları hakkında da konuşmuştuk, evet. ABD tarafından. Geçen yıla göre %2 düşüş kaydederek yıllık bazda ardı ardı 29. düşüşünü yaşamıştı mevcut ev satışları tarafı. Evet. Tabii bu durumda 2007 ve 2009'dan bu yana en uzun düşüş serisi olarak da kayıtlara geçmişti. Bu konuyu konuştuk ama ben bir de ikinci el araba fiyatlarını konuşmak istiyorum. Evet. Çünkü şimdi baktığımızda grafiğimize zirve seviyelerin yaklaşık %22'lik kadarlık bir düşüşle beraberinde Mart ayı 2021 yılından bu yana en düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda perakende fiyatlarını karşılıyor olacağız. Bu durumun perakende fiyatlarını düşüşlerin devam etmesine yol açması bekleniyor. Toptan ikinci el araba fiyatları noktasındaki düşüşün. Bunun tabii ki pandemi dönemindeki bir ikinci eldeki araçlardaki fiyatlarında bir anomalinin olduğunu biliyorduk. Neden de işte çip sıkıntısından ötürü araç üretimi tedarikinde sıkıntıların olması, üretimin azalması. Bir de biliyorsun hatırlarsan bir transformasyon için otomotiv enstitüsü konvansiyonel araçlarda, yani fosil yakıtlı araçlarda elektrikli araçlara doğru bir geçişin söz konusu olduğu bir dönem dedik. Elektrikli araçların penetrasyonu öncesinde tabii ki ilk perakende fiyatları çok yüksekti. Buna paralel olarak ikinci el fiyatları da çok yüksekti. Mesela buna örnek hafta sonu bir haber başlığı da vardı. Bununla ilgili tweetlerin de atıldığını gördük. Tesla'nın fiyatının son bir yılda nereden bakarsam bak yarı yarıya düşmüş ikinci eldeki fiyatını görüyoruz. Çünkü büyük global oyuncuların, Çinli oyuncuların piyasaya girmesiyle beraber sıfır araçlarda da aşağı yönlü bir seyirin. Sonuçta
yavaş yavaş seri üretimin miktarlarının artmaya başladığını görüyoruz. Daha önce yılda işte 100 bin araç trafiğe çıkarken şimdi milyon bazlı rakamlardan bahsediyoruz. Elektrikli evet. araçların üretiminden bahsediyoruz. Sırf Çin tarafından 5 milyonluk bir araç üretiminden bahsedildiğini biliyoruz. Geçtiğimiz sene rekorların kırıldığı bir aydı, yıldı. Bundan sonraki süreçte bu elektrikli araçların artma sebebi onların da birim maliyetlerinin düşmesiyle birlikte fiyatların aşağı doğru gelmesi yavaş yavaş normalleşme adımları olarak okumak lazım. Tabii ki buradaki normalleşme hem enflasyon tarafındaki seyri de etkileyecek nitelikte olduğunu hatırlatalım. Her şey yavaş yavaş normalleşmeye doğru gidiyor. Pandeminin sonrasında yaşanan o tedarik zincirleri anomalisinin düzeltmesi diye adlandırabiliriz. Ama hala tarih ortalamalardan oldukça yukarıda olduğu görülüyor. Hatırlarsınız. Şöyle bakarsa 2009-2020 arasındaki rakamlara bakarsan 139'da 150 arasında gidip gelmiş. Şu andaki hali bile 202'lere işaret ettiğini dikkat çekelim. %20 geri çekilmesine rağmen bir %15-20'lik bir marjı daha olma potansiyeli söz konusu olabilir. Tarihi ortalamalara dönebilmesi adına. Tabii bu bir geçiş dönemi. Belki oraya kadar inmeyebilir çünkü bahsettiğimiz hikayeden dolayı elektrikli araçlar ve aynı zamanda işte fosil yakıtlı araçlar arasındaki makasın da etkisiyle beraber gerçekleşiyor olabilir. Bu işin normalleşmesi ancak belki bir iki sene sonra daha net bir temaya bürünmesi beklenmeli diye düşünüyorum. Peki yurt içerisine geçmeden önce hocam Rusya tarafındaki ihracatın Ocak ayında yaklaşık %38 hı hı. azalış kaydettiğini söyleyelim. Aslında şimdi bu durum çok önemli. Evet. Çünkü geçen yıl Avrupa ve ABD gibi pazarlarımızdaki durgunluğu hı hı. bir nevi aslında Rusya tarafından telafi hı hı. etmiştik. Şimdi grafiğimize baktığımızda hı hı. aylık ihracatımızı görüyoruz. 2022 yılının Mart ayından sonra hızlı bir artış var ve bu durum 2023 yılı boyunca yüksek seviyesini korumuş. Sanki ihracatı çeşitlendirmek için bu sene diğer yıllara göre çok daha önemli olacak. Çünkü hı. Rusya'dan destek sanki bize bu yıl zor gibi görünüyor derim hocam. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ya tabii ki bunu sırf yani bize özel bir durum olarak değerlendirmemek evet. lazım. Son dönemde biliyorsun Rusya'nın üzerinde Amerika'nın bir ambargo uygulaması. Amerika dışında çeşitli birçok ülke ambargo uyguluyor ve bu konuda da Türkiye ile ilgili uyarıların yapıldığını görmüştük. Geçtiğimiz hafta sonunda çeşitli yine şirketlere yaptırımların geldiğini gördük. Sınırlamalar geldiğini, ambargoların getirildiği bir dönemden geçiyoruz. Bu da tabii ki yine geçtiğimiz günlerin konularından bir tanesi hatırlarsan Türkiye ile Rusya arasındaki ticarette ödeme sistemleriyle ilgili bazı aksaklıkların yaşanmaya başladığını görmüştük. Bunların hepsi hep belirtiyoruz. Bu konudaki ambargo ile ilgili yapılan düzenlemelerin biraz etkisine işaret ettiğini söylemek mümkün. Bakalım önümüzdeki günler bizi nereye doğru evirtecek merakla bekliyoruz. Ama bu daralma normal tarihi normal standartlarına doğru farkındaysam geçmiş dönemine dönmüş vaziyette gibi gözüküyor. 2022 savaş öncesindeki seyrine gelmiş vaziyette. Peki Türkiye'nin risk primine dönelim hemen hocam hı-hı. hızlıca. Son zamanlarda geri çekilme aşamalarına CDS evet. tarafı şu an 286,22 seviyesinde. Aynı zamanda ekonomi yönetiminin her aşamasında dünyada, dünyanın hemen hemen çeşitli ülkelerine de yatırım temasları olduğunu takip ediyoruz gündem hı-hı. boyutunda. Bu sene gelişmekte olan ülke piyasaları içinde Türkiye değişen ekonomi politikalarıyla acaba iyi bir performansa sahip mi, nasıl değerlendirsiniz diye soracağım. Buna ilişkin bir grafiğimiz de var. Hı hı. 2016 ve 2023 yılları arasında en çok CDS işlemi gören ülkeler. Birinci sırada Brezilya, ikinci sırada Türkiye ve üçüncü sırada Çin sıralanmış. CDS tarafındaki çeyreklik başına ve milyar dolarlık miktarsal açıdan. Değerlendirmenizi alalım hocam sizin bu konuda. Hem Türkiye özelinde hem de küresel boyuttaki CDS tarafında. Yani CDS tarafı tabii ki son dönemde özellikle bu tahvil faizlerindeki aşağı gelişle beraber gelişmekte olan ülke CDS'lerinde de bir aşağı doğru seyir oldu. Biz aşırı satılmış bir rakamla karşı karşıyaydık. Şimdi normalleşme önünde biraz adımlar atıyoruz. Son dönemde bir toparlanma söz konusu ama bu toparlanmanın daha derin noktalara doğru inmesi lazım. Yani bizim şu an için hak ettiğimiz yer şu an için baktığımız zaman işte 286'lardan ziyade yavaş yavaş eğer bu biliyorsun geçtiğimiz cuma günü bir gri listeden çıkma hikayesiyle ilgili beklentiler vardı. Mehmet Şimşek'in attığı tweet'e göre bakarsak hemen hemen birçok adımın geçildiğini, işte bir kripto paralarla ilgili bir düzenleme ihtiyaç vardı. O basamak dışındaki her şeyin tamamlandı. Onunla da bir adımlar atıldı.
Türkiye kendi tarafına düşen ödevlerin çoğunu yerine getirmiş olarak kabul edildi ve Haziran ayında bir değerlendirmeye tabi tutulacağına yönelik bir açıklama geldi. Bu da bizim eğer gri listeden çıkmamız gerçekleşir ise o zaman CDS'lerde bizim çok daha iyi bir rakamları konuşuyor olmamız gerekir. Genel hatlarıyla baktığımızda diğer gelişmekte olan ülkelerden daha iyi performans beklenir. Çünkü biz daha öncesinde daha fazla satış görmüştük. O satışın etkisini işte normalleşmeye doğru getirdik. 200 rakamlar bizim için çok yüksek kalacak. Eğer öyle bir gelişme olursa nereye doğru evrilebiliriz? İşte gri listeyle beraber yabancı sermaye girişi beklentisinin artmasıyla beraber CDS'lerde de muhtemelen 140 ile 180 arasında bir bölgeye doğru inişin şaşırtıcı olmaması beklenmeli. Bu arada bir sonraki değerlendirme toplantısında Haziran 2024 yılında olduğunu söyleyelim. Fiili çıkışımız için beklenen tahmin tarihi ise 2025 yılı Haziran ayı olarak güncellendi. Türkiye'nin gri listeden çıkarılması adına. Şimdi hocam son 8 dakika içerisine girmişiz. Yönetmemiz uyarıyor. Bu yüzden direkt Borsa İstanbul tarafına geçmek istiyorum. Bu arada bir halka arz takvimine baktığımız zaman Obama Karna'nın dağıtım sonuçlarını beklendiğini söyleyelim. Morgan Enerji'nin de talep toplama tarihinin 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceğini yine buradan bildirelim. Evet. Baktığımızda Morgan Enerji'nin halka arzlardaki özeline fiyatının 11,33 TL'den açılacağı ve arz büyüklüğünün yine 2 milyar 975 milyon tarafında olacağı, halka açıklık oranının %10,76 ve iskonto oranında yine %20 civarında gerçekleşeceğini söyleyelim. Bu konuda hocam yine kısaca bir yorumunuzu da almak istiyorum yine Borsa İstanbul tarafına geçmeden önce, çünkü beklenen bir halka arz tarafı olarak şu anda karşılanıyor gündem tarafı. Bir halka arz değil. Ortalamaların biraz üzerine bir halka arz olarak okumak lazım. Halka açıklık oranında %10,76 ile sınırlı tutulmuş vaziyette olduğunu belirtelim. Biliyorsun enerji firmaları borsanın şu anda gözde firmaları sektörlerinden biri. Her zaman da öyle olur genellikle. Dönem dönem baktığımız zaman. Önümüzdeki katılım endeksine uygun değil olması dikkat çekici olduğunu belirtelim. Halka arzlar tabii ki bu senenin, yani son 1,5 senenin ana temasıydı. Özellikle de bu krediye erişimin sınırlı olmasının getirmiş olduğu etkilerle beraber finansman noktasında halka arz mekanizmasının ciddi derecede kullanıldığını söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak birçok halka arzlar çok iyi performans sergiledi. İşte yatırımcı sayılarının 8 milyonu aştığı günleri görmüştük. Şunu söylemek lazım. Hisse senetlerinde biliyorsun bir çıkışlardan bahsediyorduk hatırlarsan. Yatırımcı hesaplar kapanıyor söylemleri vardı. Halka arzların bir ara sekteye uğradığı bir dönem oldu. Yılbaşı sonrasında piyasanın kötü koşullarından kaynaklanan sebeplerden ötürü SPK bir süre halka arzlara müsaade etmediğini görmüştük piyasa normalleşmesi adına. Şimdi tekrar başladı. Yatırımcı sayısında tekrardan toparladığını görüyoruz net şekilde. Evet. 2 Şubat'ta 7 milyon 243 bine kadar düşen yatırımcı sayısının tekrardan 8 milyon sınırına dayandığını görüyoruz. Bu dediğimiz gibi hep halka arzlar noktasında halka arza başvuruda hesap çeşitliliğinin önemli olmasından kaynaklanan unsurun bir fiyatlaması gibi olduğunu hep değerlendiriyorduk. Bu da bunun teyidi oldu. Tekrardan halka arzının artmasıyla beraber buradaki bakiyeli hesap sayısının tekrardan 8 milyona dayandığını görüyoruz. Bu gerçek bir yatırımcı kitlesi mi? Evet, yatırımcı kitlesi ama insanların kendi hesaplarının çoğaltmasıyla oluşmuş, biraz da fiktif hesaplarla oluşmuş bir yatırım sayısı olduğu net şekilde anlaşılıyor. Sebebi de halka arza başvururken işte küçük miktarların geçtiği 100 lira, 200 lira, 300 lira ya da 1000 lirayı bulmayan rakamlar geliyor. Öyle olunca işte sizin paranız varsa ne yapıyorsunuz? Bütün akrabalarınıza bölüyorsunuz. İşte bir 5'er bin lira koyuyorsunuz hesaplarınıza. Bütün halka arzlara bir şekilde başvurma yönünde hareket ediyorsunuz. Bunun etkisi olduğunu hatırlatın. Ama bu işin sonunda bir şekilde bu hesapların hisse senedi piyasasıyla temaslanması ve burada bir getiri olduğunu görmesi fiktif bile olsa şu an için bir süre sonra buradaki hesaplar hakikaten bakiyeli hesaba dönüşme potansiyeli oluşturacak diye düşünüyorum. Bakalım bence finansal okul yazarlığın biraz daha gelişmesiyle beraber piyasanın daha da derinleşmesiyle beraber yatırımcı sayısı böyle korunmaya devam edecekmiş gibi duruyor. Sen yatırımcı sayısı tarafında üst üste ikinci haftada artış yaşandı dedik. Şimdi hocam peki önceki halka arz furyasındaki yükseliş gibi bireysel yatırımcı tarafından soruyorum. Eskisi gibi yine talep olacak mıdır sizce? Tabii ki bu yönde beklentiler var. Genelde
bu süreçler daha önceki halka arzlarda baktığımız zaman işte çok ciddi performanslar yaşandığını görüyoruz. Patek 9 tavan yapmış. Evet. Burada birçok şirket yeni halka arzlar 7 tavan, 2 tavan gibi rakamlar görüyoruz. Şimdi Alves dağıtım sonuçları bekleniyor. Obama dağıtım sonuçları bekleniyor. Morgan talep toplama 28-29 Şubat 1 Mart. Art MS toplam talep toplama 27-28 Şubat yine. Baktığımız zaman bu takvimin böyle devam etmesi tabii ki ilgiyi arttıracaktır yavaş yavaş. Ama şunu da unutmamak lazım. Burası bileşik kaplar usulü bir hareket eden yer. Sonuçta eğer buraya yeni bir para enjeksiyonu gelmez ise bu borsa üzerinde de bir baskılanmaya yol açacağını hatırlatmakta fayda var. Buraya giren yeni şirketler için yeni kaynakların oluşuyor olması lazım ki pastanın büyüyebilmesi, piyasanın genleşebilmesi için. Son halka arzlardaki performanslara baktığımızda işte Agrotek %686, Ecos 394, Bin Yatırım'da 384, Kuzey Boru 364, Pasifik Teknoloji'de %135, Mega Metal %111, Bor Şeker %94, Batı Ege Gayrimenkul %64, Şeker Yatırım %60 gibi performanslar görmüşüz diyelim. O zaman hızlıca Borsa İstanbul tarafına geçelim hocam. Cuma günü 9.374 puanlı, evet. %0,29'luk bir değer kazancıyla tamamladık. Güne iyi başlamıştı Cuma günü. Kötü devam etti öğlen sıralarında. Sonra yine iyi bir kapanışla tamamlamış oldu. Haftayı kötü kapatmadık demek mümkün ama bu haftayı da temkinli olmak gerekiyor diye nitelendiriyorlar piyasa aktörleri tarafından. Şimdi sizin yorumunuzu alacağım ama ekranı yansımadan önce de borsa kapanış ve hacim noktasında nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Çünkü 12 Şubat itibariyle 9.170 seviyelerindeyken 20 Şubat tarihiyle 9.374 seviyelerine gelmişiz. Hacim tarafında da yine bir gerileme var. Şunu söylemek mümkün. Şimdi Borsa İstanbul tarafında bir geldik. Önemli bir eşiğe. 9.400'ü aşmakta zorlanıyoruz. Bir o bölgeye geldiğimizden beri bir patinaj söz konusu. Şimdi bu patinajın arkasında yatan temel unsurlardan biri. Şimdi burada iki tane sen aslında güzel bir tablo hazırlamışsın. BIST 100 endeksi üzerinde ağırlığı en yüksek 10 şirket. Bunlar Türk Hava Yolları ile TÜPRAŞ'ın ağırlığının ne kadar kuvvetli olduğunu görüyoruz. Türk Hava Yolları'nın %7.82, TÜPRAŞ'ın %6.13'lük bir ağırlığı var. Şimdi bu iki senetle ilgili de son 10 gündür bir sıkıntı yaşandı diyebilirim. Sıkıntıdan kastımız şu, Türk Hava Yolları'nda bir yabancı rapor beklentisi vardı. Yabancı rapor beklentisi biraz hayal kırıklığı yarattı. Bununla beraber bir kar realizasyonu geldi. Bu kar realizasyonu endeks üzerinde bir baskı unsuru oldu. Diğer kağıtlar bunu açığı kapatmaya çalıştı ama sonuçta endeks üzerinde ağırlığı olan bir hisse olmasından dolayı 9.400'ün geçilmesinde bir handikap oluşturdu. Yine keza TÜPRAŞ geçtiğimiz hafta içinde biliyorsunuz rafine marjlarıyla ilgili düzenlemeden dolayı fiyatlarında bir geri çekilme yaşandığını, realizasyonun geldiğini görmüştük. Bu da bir ikinci katalizör olarak borsa endeksi üzerinde baskı unsuru oldu. İki tane önemli unsur. Bunlara baktığımız zaman böyle bir yapı ister istemez fiyatlama üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkün. Yine etkili noktasına baktığımızda Cuma'ya kadar ki süreçte son iki haftadır Turkcell sürekli bir satış yiyen bir pozisyonda kar realizasyonları yönünde hareket ediyordu. %3'lük bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Bankacılık sektörüne baktığımız zaman bankacılık sektörü görece olarak evet yeni bir zirve oluşturmadığını görüyoruz. Bu da tabii ki zirvenin kırılmasında engel olan unsurlardan oldu. Buradaki ana tema 10 şirketin ağırlığının etkisinden dolayı 9400'e geldik. Bu patinajın ana temellerinden bir tanesi. 9400 istiyorsan haftalık grafik adına hemen arkadaşlarımız yansıtırlarsa rica grafiği. Rica ederim öğretmenimizden. Baktığımız zaman bir yükseliş hareketiyiz. Şu noktaya geldik. 9400'e dayandık. 9400 bizim için önemli bir eşik. Eğer bu bölgeyi atlayabilirsek hep belirtiyoruz şu aradaki sıkışma bölgesi kadar yukarı doğru bir hareketin açılma potansiyeli söz konusu. O da 9 lineer diye bakarsanız 9850, logaritmik diye bakarsanız 10200'lük bir seviye. 9800-10200 arasındaki bir bölgeye işaret ettiğini belirtelim. Geri çekilmelerde ana taşıyıcı unsur bizim sarıyla gözüken ortalamamız şu anda 8950'de. Haftalık bazda 200 puan artış kaydediyor. Yani 9150-9200 arasındaki bir bölgeye oturacak. Ana desteğimizin orada olduğunu hatırlatmakta fayda var. Keza yine şurada bir trend çizgisi var. Geçtiğimiz evvelki hafta bizi taşıyan unsur orasıydı. Şu an için bu hafta için değerlendirdiğimizde 9160-9170 bölgesinden geçiyor. Geri çekilmelerde dikkat edeceğimiz unsurlar. Bu bölgeler kırılmadığı sürece, ana yükseliş trendi kırılmadığı sürece hareket
anlık realizasyonlar olsa da sınırlı kalmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Hemen bir de son günlük grafikten de değerlendim çok kısaca baktığımız zaman. Yaklaşık olarak son 6 iş günüdür bir bant içine sıkışmış vaziyetteyiz. Farkındaysan şu bölgenin içine sıkıştık. Evet. Burada sarıyla gözüken ortalama bizim ana taşıyıcı unsurumuz şu anda 9300'de. 9300'ün üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yok. Ama bu ortalamanın altına inmeye başlarsak o zaman bizi pembe çağırmaya başlar. Pembe de 9160'larda. Bugün kendini biraz daha yukarı taşırız. 9190-9200 gibi bölge olduğunu hatırlatalım. Şu bölge ana taşı, eğer sarının kırılması halinde gerçekleşmesi beklenecek realizasyon bölgesi olarak karşımızda olduğunu hatırlatalım. Yukarı doğru hareketlerde eğer 9400 aşılabilirse trendin üst bacağı 9650-9675 bölgesinde olduğunu belirtelim. İlk direnç bölgesi. Hedefimiz neresi dersen 9885 olur geçilmesi halinde. Bugünkü açılış beklentinizi de kısaca hocam alalım. Bu gri liste hikayesi fazla satılmıştı. Beklenti oluşmuştu. Gri listeden çıkmaması ama beklentilerin ileriye doğru getirilmesi önemli unsur. Şimdi mesele 9400'ün üzerine atabilip atamamakta olduğunu görüyoruz. 9400 denemelerin ne kadar başarılı olacak buna dikkat etmek lazım. Bir sıkışmadayız artık karar anlarından birine geldik. Ya 9300'ün altına doğru kayacağız ya da 9400'ün üzerine doğru bir hareket olacak. Bu hafta yine beklentiler ayın kapanışı, VIOP piyasasındaki gelişmeler oraya ne kadar zorlamak isteyecekler. Bunlar belirleyici unsurlar diyebilirim. Cuma günkü kapanışa bakarsak seans sonuna doğru bir toparlanma işte girmişti. O toparlanmanın ne kadar agresif olabileceği merak konusu bu. Gri liste hikayesi biraz kafalarda soru işareti oluşturmuş olabilir. Eğer Cuma günü 16.30'da karar verilseydi gri liste adına belki borsa tarafı da fazlasıyla iyimser karşılayabilirdi. Evet, o zaman gapli bir açılışta yukarı doğru açılacağımızı net şekilde söyleyebilirim. Bu arada son olarak da Türk Hava Yolları'nın bilançosunu 1 Mart'ta karşılayacağımızı bildirelim. Onu da yine özelini geldiğinde konuşacağız. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Evet efendim, Beklenti Raporu programının bugünlük sonuna geldi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.